sıkıyor bu sefer. Biraz yavaşla Adil. Sanki nereye yetişiyorsak bastıkça bastın yani. 60'ı geçmiyorum Feride. Kim arıyor öyle zırt pırt? Gazeteciler mi gene? Evet anne. Röportaj yapmak istiyorlarmış benimle. Anlamadım ki numaramı nereden buldular. Bulurlar onlar, bulurlar. Boy boy fotoğraflarınızı bastılar ya. Öbürü alışık belli de. İnsan bir sorar, bu kızın ailesi var, bir çevresi var. Çarşaf çarşaf bastığı zaman insan bir danışır değil mi? El alem ne der şimdi? Yani doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey bu. Yakında kapının önüne de dizilir bunlar ha, sana söyleyeyim. Bir magazincimiz eksikti. Terbiyesizler ya. Buna gerçekten gerek var mıydı Adil Bey? Ha söyle. Neye? Yavaşladım ya Feride. Olmadı mı yine? Ya onu demiyorum ben. Buradan kalkıp ta ayaklarına kadar gitmeye. Kız veriyorsak evde oturacaktık. Onlar gelip aşındıracaktı kapımızı. Yani böyle meraklı tipler gibi. Ya benim bildiğim adet böyle değil midir? Değil mi Hafize? Böyledir bu işler. Rafet Koroğlu mu nedir? Onu zaten oldum bitti hiç hoşlanmamışımdır. Sonradan görme. Cahil herifin teki. Yani dünya onun etrafına dönüyor zannediyor. Hop telefon açıp kızı yemeğe gönder. Hop hadi koşun dünyanın bir ucuna gelin. Hadsiz herif. Haddini bilmeyen adam her şeyi yapar. Yani senin bu ön yargıların yok mu? Ha? Önce bir tanısaydın, sonra söyleseydin ne söyleyeceksen ha Feride? Ben tanıyorum tanıyacağım kadar. Bana akıl verip durma yani. Ama kabahat bizde. Şimdiden adamın ayağına hop deyince kalkıp gidersek sonra istedikleri kadar her şeyi yapar bunlar bize. Gençler tanıştı. Birbirlerini istediler. Artık bundan sonra bize düşen işi zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak öyle değil mi? Sen bunu işi kolaylaştırmak mı diyorsun? Bu düpedüz görmemişler gibi ayaklarına kadar gitmek yani. Yani ne örf kaldı, ne adet kaldı, ne düzen. Her şey bozuldu. Benim bildiğim kız vermek böyle bir şey değil Adil Bey. Evet. Bırak Allah aşkına. Nihayet geldik. Ay hiç gelmeyeceğiz zannettim. Şurada park etmeden bırak bizi, daraldım artık. Tamam duracağım şurada, iner. Ya şurada inmek istiyorum ben. Bacaklarım açılsın acı. Tamam. Nalan'ın sende. İniyorum anneciğim. Bana bak. Aç kulağını, beni iyi dinle. Asla ama asla o Sedat denen adamın yanına yaklaşmayacaksın. O gelip yanaşırsa hemen uzaklaşacaksın. Parmağının ucuyla bile sana dokunmasına izin vermeyeceksin. Anladın mı beni? Ses ver. Anladım anneciğim. Nikah olmadan, düğün olmadan yüzümüzü yere eğecek bir hareket yapmayacaksın. Yeteri kadar resmin çıktı gazetelerde, rezil olduk zaten el aleme. Bu insanların meşrepleri geniş. Dünya umurlarında değil, bizim gibi değiller. Uzak duracaksın hepsinden. Hele o Sedat denen zübbeden. Kim bilir kaç kız geçti hayatından. Kim bilir kaç günahsızın kanına girdi. Kimsenin elinin kiri olmayacaksın. Duydun mu beni? Duydum anneciğim. Yanımdan hiç uzaklaşmayacaksın. Hep göreceğim seni. Hele bir uzaklaş. Dünya kaç uçakmış görürsün. Tamam anneciğim merak etme. Merak etme. Her şey dediğin gibi olacak. Nalan Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar gelişinizi haber vermeyi unutmuşlar. Kusura bakmayın, bir bağlantı kopukluğu söz konusu. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rafet Beyler de sizi bekliyordu. Buyurun lütfen. Ne oluyor? Tako!
Aa. Hoş geldiniz. Bu ne sürpriz böyle? Hiç haber mi? Niye haber vermedin? Kusura bakmayın beyim. Benim de yeni haberim oldu. Aman efendim. Merhaba. Haberimiz olmadı Rafet Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Gülcan ben. Merhabalar Rafet Bey. Nalan ben. Nalan çok memnun oldum. El öpenlerin çok olsun canım. Efendim merhaba. Gülcihan ben. Feride. Çok memnun oldum. Merhabalar. Nalan ben. Levent ben. Çok memnun oldum. Eşim. Sayın Ali. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ah, güzel kızım. Sayın Ali. Levent ben. Güzel kızım. El öpenlerin çok olsun. Hoş geldiniz. Gülcihan Hanım, otelinize bayıldım. Sahi mi? Evet. İnsanın burada ömrü uzar. Hani buradan kalkıp İstanbul'a dönmek delilik. Haklısınız efendim, biz de öyle düşünüyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Valim. Estağfurullah, estağfurullah. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sedat Bey. Hoş bulduk. Yoldan geldiniz, acıkmışsınızdır. Şöyle buyurun, ufak bir ikramımız olsun efendim. Buyurun. Buyurun, buyurun. Evet, yani babamla Levent niyetli ama biz eşlik ederiz size. Buyurun. Buyurun efendim. Odalarımıza yerleşsek iyi olacak galiba. Yol yordu beni biraz. Akşam iftarda buluşuruz. Peki, peki tabii canım. Siz nasıl isterseniz. Tabii, nasıl arzu ederseniz. Görüşmek üzere. İyi istirahatler efendim. Daha sıkı tutsaydın kızın elini. Maazallah kaçırırlar falan. O adam niye öyle frak giyiyor? Bunlar niye maile iyi insanlarmış oynuyorlar? Bu işte kesin bir defo var o Sedat denen adamda. Bize kakalamaya çalışıyorlar onu. Sen de öyle sayın malimleri, sayın malimleri duyunca bir havalara girdin. Bir çapan oğlu var bu işte de ben nasılsa çözerim onu. Hani hiçbirini sevmedim, hiç. Hele o cüce. Aa, biz çıkmadık mı ya? E3 diyor işte. Böyle buyurun efendim, hoş geldiniz. Bak, görüyor musunuz? Ne kadar incelikli, ne kadar kibar insanlar ya. Ne kadar düşünceliler. Biz oruç tutuyoruz diye onlar bu yol yorgunluğuna rağmen ağızlarına bir lokma koymadılar. Değil mi Gülcan Hanım? Evet Rafet. Aferin ulan Sedat. Aferin ulan sana. Vallahi çok gözüme girdin bak ha. Ya ne kadar güzel, ne kadar zarif, ne kadar hoş bir kız bulmuşsun ya. Tebrik ederim seni. Hiç beklemezdim senden bunu ha. Aferin, aferin. Görüyorsun değil mi? Bana nasıl laf soktu yine. Bütün derdi ben. Ya ben niye oruç tutamıyorum acaba? Her sabah o avcı o çilecik niye içiyorum acaba ben? Ne yüzden? Anneciğim, anneciğim boş ver şimdi onu sen. Sen kızı nasıl buldun onu söyle. Vallahi kız çok güzel. Ha? Aferin benim kızım. Değil mi? İnşallah bizim Uzun da beğenir de sıkıntı olmasın. Beğenir, beğenir.